Yetim kardeşler. Küçük kardeş Ali, orta bir kardeş Ahmet Ali, büyük kardeş Mehmet Ali. Birinci bölüm. Ahmet Ali kumarda her şeyini kaybeder. Ve bunu duyan Mehmet Ali çok sinirlenir. Kumar borcu olan Ahmet Ali'nin de aklına tefecilerden borç almak gelir. Mehmet Ali, lan gerizekalı günah diye bir şey var der. Ahmet Ali, kumar oynadığım günah değil de tefecilerden almak mı günah be abi der. Mehmet Ali annesinin ve babasının nerede olduğu aklına gelir birdenbire. Anne babası Antalya'larda gezinirken Mehmet Ali'nin haberi yoktur. Anne adı Merve, baba adı Ziya. Merve hep çocuklarını düşünür ama Ziya da hep şey der yani 7 yıl önce küçücük çocuk Ali'yi tabii 7 yıl önce küçük çünkü Ali daha 10 yaşında dizide. Bırakmaktan üzülüyorsun da şu an mı vicdan azabı çekiyorsun? Her seferinde böyle der. Ve birdenbire Mermet bağırır. Artık çocuklarımı istiyorum diye filan sonra bayılır. Komşular gelir. Merve'nin en yakın komşusu ve en iyi dostu Suzan. Ziya'nın en yakın arkadaşı Selçuk. Kapıyı vurur. Selçuk ve Suzan eşittir. Aslında Merve çocukları bırakmak istememiştir ama Ziya. Merve'nin eski eşi araba kazasında vefat etmiştir. Ve Merve'nin yeni eşi Ziya olmuştur. Ziya da çocuklarını karısını alıp Antalya'ya gitmiştir. Selçuk bir sorun mu var der. Ziya Merve bayıldı. Suzan ne diye bağırıp içeri dalmıştır. Hastaneye giderler. Ahmet Ali tefecilere gitmiştir. Tefeciler Murat, Kuzey, Çetin. Murat tefecilerin başıdır. Kuzey, Çetin yardımcılarıdır. Ahmet Ali merhaba. Murat selam hayırdır? Ahmet Ali konuşacak zaman yok. Direkt konuya gireceğim. Murat sakin be. Bir çay içelim. Çetin hadi iki çay. Ahmet Ali yok. 70 bin lira lazım. Murat vay. Ne yaptın lan? Ahmet Ali kumar. Murat max bir ayda isterim. Geri 80 bin olarak alırım. Ahmet Ali kabul. Murat kuzeye getir bakayım 70 bin. Ahmet Ali direkt kumara gidip parasını verir. Mehmet Ali eve gelmiş. Mehmet Ali iyi misin? Ali başım ağrıyor, karnım ağrıyor. Ali hastadır. Hastalığı ise kanser. Mehmet Ali, bak ilaçlarını aldım. Ali bu duruma çok sevinmiştir ve ilaçları içmiştir. Bir hafta sonra Mehmet Ali işe gitmiştir. Ahmet Ali yumurtlamaya gitmiştir. Evde tek kalmıştır. Ali su içmeye giderken birden bayılmıştır. Hastalığı da kanserdir. Ahmet Ali eve gelmiştir. Direkt Mehmet Ali'yi aramıştır. Mehmet Ali patrondan izin almıştır fakat patron izin vermemiştir. Hastaneye gitmişlerdir. Ali hayatını kaybetmiştir hastanede. Kanser olduğu için. Mehmet Ali delirmiştir. İğneleri, tablodan her şey delirmiştir. Ahmet Ali de aynı durumda. Mehmet Ali'nin arkadaşının da kardeşi beyin bölümü gerçekleşmiştir. Onun kalbini Ali'nin kalbine takmışlardır ve Ali hayata geri dönmüştür. Bir hafta sonra. Ahmet Ali, Mehmet Ali abi, tefecileri 2 hafta kaldır. Borcu ödemeliyiz. Mehmet Ali, oğlum unuttum ya ne yapacağız? Ahmet Ali, abi 80 bin lira. Mehmet Ali, oğlum 2 haftada sen ben günlük 1.000 liraya çalışsak 2 haftada 28 bin lira eder. 2 hafta sonra Ahmet Ali tefecilere gitmiştir. 28 bin lira vermiştir. Murat, bu ne oğlum? 80 bin liraydı. 28 bin değil. Nerede lan 52 bin lira? Nerede? Diye bağırmıştır. Ahmet Ali, 2 hafta daha ver. 2 haftadır hastanedeydik. Murat, bu kadar. Bu kadar ne? Bu kadar para ne? Ahmet Ali bir ay daha ne olur be. Murat yok ya yarın ya da neyse. Yani ya da ölüm işte o anlamda. Ahmet Ali kapıyı vurmuş. Kapıya tak diye vurup gitmiştir. Bir gün sonra Ahmet Ali 2000 lirayla gelmiştir. 2000 lirayla gider. Murat 2000'e yarın görüşeceğiz. Bir gün sonra. Ahmet Ali ve Mehmet Ali sabah kalktıklarında Ali evde yoktu. Yerde not vardı. Notta adres vardı. Ahmet Ali gidiyor muyuz? Mehmet Ali tabii ki de. Girişte 4 kişi vardı. Mehmet Ali 2 kişi, Ahmet Ali 2 kişi dövdü. Sonra 6 kişi. Mehmet Ali 4, Ahmet Ali 2 kişi dövdü. Sonra Ali'yi buldular. Ahmet Ali abi iyi ki silahlı değillerdi. Var ya yoksa öf. Sonra oraya 10 kişi girer. Hepsi silahlı. Mehmet Ali hayır ben seni şu ağzını. Sonra fake atıp kaçarlar. Sonra ateş ederler. Ahmet Ali vurulur. Birinci bölüm sonu. Arkadaşlar bu dizi her cumartesi gelecek. Yani her cumartesi bölümleri gelecek. Birinci bölüm sonu.